8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Evet, şimdiki misafirimiz Doktor Nedim Ardıç. Hocam geçen program konuşamamıştık, yarıda kalmıştı. Kanal açma aşamasında yapılan hatalar nedir diyeceğim. Söküm aşamasını konuşmuştuk çünkü. Evet. Şimdi saç ekimi aşamalarından birisi de kanal açması. Hı hı. Kimilerine göre önemli aşama, kimilerine göre en kritik aşama. Hatta günümüzde bir takım kliniklerde bu iş tıpkı yani arz ve talep artmasına bağlı. Kimilerine saçları söktürüyorlar, kimilerine kanal açtırıyorlar, kimilerine ekim yatır. Genelde hekim arkadaşlarımız sadece kanal açmak gibi bir şey yapıyorlar ama aslında bunların hepsi çok önemlidir. Yani saç ekimindeki şu kısım önemlidir, bu kısım önemsiz gibi bir şey söyleyemeyiz. Ben kendi kanaatim, beni bağlar. Bence o kökleri söken aynı yer olmalı, kanalları aynı yer açmalı ve ekim de aynı yer yapmalı. Yani bir sanat eseri gibi düşünün. Eğer ki birden fazla el girerse o gerçekten sanat gibi olmuyor ve bu cüve şeyler ortaya çıkabiliyor. O nedenle siz bir alışveriş merkezine gittiğinizde hep aynı şekilde çizilmiş saç çizgileri, aynı şekilde ekilmiş, sanki bir fabrikadan çıkmış gibi bir takım şeyler görüyorsunuz. Bu çok kötü, bu çok yanlış. Çünkü saç çizgisi ve saç herkese farklı yapılır. Yani her insanın yüzünde farklıdır. Örneğin sivri yüzü olan birisine siz düz bir saç çizgisi yapamazsınız. Veya da yuvarlak bir çenesi olana yuvarlak bir saç çizgisi yapamazsınız. Burnu büyük olan bir insana yapacağınız o burnu gizleyen bir saç çizgisi olmalı. Kaş yapısına, göz yapısına uygun olan bir saç oluşturmak. O yüzden bu iş bir bütün olarak bakan bir el tarafından yapılmalı. Şimdi işte kanal açma aşamasında yapılan en büyük hatalardan birisi de bu işin fabrikasyon yapılması. Çünkü kanal açmadaki maksat şu, sadece o kökü oraya yerleştirmek için hazırladığın bir hazne değil. Birincisi, onun derinliği çok önemli. Eğer derinliğini düzgün ayarlayamazsanız, ekeceğiniz kök kanlanması iyi olmayan bir yere yerleşmeyecek ve tutmayacak, dökülecek. İşte o söktüğümüz alandaki dokunun yapısına bakıyorsunuz, oradaki greftin uzunluğuna bakıp bir planlama yapıyorsunuz. Kanlama nerede iyiyse o derinliğe kadar hazırlıyorsunuz. Çünkü bunun yanında saçımızdaki her tarafta eşit derinlikte değil yağ dokusu. Eşit miktarda yağ dokusu yok. Bazen ön tarafta yağ dokusu az olmasına rağmen tepe noktasında fazla olabiliyor. Yani kanal açarken hep aynı şeyle aynı derinlikte açmıyorsun. Kanlanması iyi olan sahaya ekecek şekilde bir kanal açmanız lazım. O yüzden o kanalları açan el her açtığı kanalda kanlanmayı görecek. Kanamıyorsa çok güzel devam edelim değil. Tam tersi, kanamıyorsa biraz daha derine açması lazım. Ve günümüzde en çok yapılan hatadan birisi de o kanal açılan kanalların yeteri kadar derinliğe açılmamasından dolayı kaynaklanıyor. Onu yüzeye ektiğimizde çok kolay ekersiniz. Çok kolay operasyon yaparsınız. Rebound gelişmez. Rahat rahat ekersiniz ama ektiğiniz hiçbir anlamı olmayacak, tutmayacak. O yüzden kanal açma aşamasında yapılan hata ameliyatın başarısız olmanın önünden birisi. Yani şunu söyleyebilir miyiz hocam? Kişiye özel belirlenmeli evet. Ama bir standardı tutturmak yok. İçin aynı elin yapması evet, lazım. Evet, aynı elin baştan yapması. Baştan sona evet, değil mi? Aynen öyle sevgili hocam. Ekim sırasında ne tip hatalar yapılabilir? Şimdi ekim sırasında aslında çok ekim teknikleri var günümüzde. Mesela kalemle yapılan teknik var, elle yapılan teknik var. Şimdi başka bir takım değişik metotlar da çıkmaya başladı. Ben bu işin manuel yapması taraftarıyım. Çünkü örneğin kalemle yapılan teknikte kanal açmıyorsun. Kanal açmadığın zaman sen onu yerleştirdiğinde kalemle körlemesine yerleştiriyorsun. Onu nereye bıraktığını bilmiyorsun. O bıraktığın anda kanlanma var mı yok mu bilmiyorsun. O yüzden mutlaka kanal açarak bunu manuel yapman daha doğru olduğunu düşünüyorum. Artı kalemle yaptığınızda kalemin çapı biraz daha kalındır. Örneğin siz bir kanal açtığınızda, örneğin bir safir uçla bir kanal açtığınızda 0.6 milimetreyi çıkarttığınız bir grafti yaklaşık olarak 0.7 milimetrelik bir kanal açıp onun içine çok rahat yerleştirebilirsiniz. Ama oysa ki günümüzde kullanılan o kalemlerin en incesi 0.8-0.9 milimetre. Artı onun iç çapı, bir de onun dış çapı var. Onunla yerleştirirken eğer ki saç olan bir alana yerleştiriyorsanız ucu keskindir. Sağda ya da solda, önde ya da arkada var olan bir köke de zarar verebilirsiniz. O yüzden yapacağımız ekimden önce bu kanalları hazırladığımızda yerleştirirken mümkünse onları elle yerleştireceğiz. Ama elle yerleştirirken de işin biraz deneyimli olması lazım. Onu nereden tutacağını çok iyi bilmesi lazım. Bir greftin yapısı. Şu alandan tutarsanız bu ölür mesela. Yani burada yapacağınız en ufak bir travma
Bu alana verecek en küçük bir travma o kökün tutmamasına sebep olacak. İşte kalemle mesela yerleştirdiğimizde bunu böyle tersten kalemin içine yerleştiriyorsun ve ittirerek dokuya sokuyorsun. Bir traksiyon uyguluyorsun. O ittirirken bir takım dokular şu hemen grafitin alt tarafına kompresyon yaparak oranın sağlığını bozup kayıp yaşıyoruz. O yüzden kalemle yapılan ekimlerde %25-%30 mutlak kayıp olur. Manuel yapıldığında eğer deneyimsiz bir el yapıyorsa hepsini de buradan tutacaktır büyük ihtimalle. Çünkü oradan daha rahat iyileşecek. Hep söyleyecektir. Prensip şöyle diyorum ben. Eğer yapacak el deneyimsiz bir else kalemle yapsın. Ama deneyimli, uzun yıllardır bu işi yapmış, artık el hafızası, kas hafızası gelişen biriyse mümkünse manuel yapsın. Örneğin şurada bir kasın yapışma yeri var. Piloerektor kas var. Bunun yapışma yerinde çok garip bir şekilde kök hücreleri var. Eğer tutarken buradan tutarsanız da siz o grafite zarar vereceksiniz ve büyük ihtimalle o dokuya tutunmayacaktır ve ölecektir. O yüzden bu işte önemli şey cerrahin genel prensibi gibi hani araç kullanmakta kilometre gibi cerrahide kilometre var. Ne kadar çok vaka yaparsanız o kadar eliniz gelişir. Ne kadar vaka yaparsanız o kadar başarılı olursunuz. Bizim işte biraz böyle sevgili hocam. Evet. Hocam yurt dışından veya yurt içinden gelen hastalar ne kadar süre operasyon yapıldığı şehirde kalmalılardır? Şimdi şöyle birincisi yaptığımız cerrahi uygulama mutlaka operasyondan bir gün önce gelmesi lazım. Hı hı. Sebebi şu. Onan formunu almamız lazım. Yani hasta geldi, onanını alalım. Hemen ameliyata alamayız. 12 saat önce onanını almanız lazım. Eğer şehrin dışına gelmesi bir yorgun oluyor. Yorgun ameliyata girmesini istemiyorsunuz. Tetkiklerini evet, yapıyorsunuz. Evet, o nedenle geliyor. Ayrıca hasta onan formunu almaya geldiğinde mutlaka kan tetkiklerini tekrar yapıyoruz. Bir önce bir kanama pul taşıma zaman tekrar bakıyoruz. EKG'sini tekrar çekiyoruz. Fizik muayenesi tekrar yapıyoruz. Bir şey gözden kaçırmış olabilir. Tekrar kontrollerini yapıyoruz. Bir gün önce geliyor. İkinci gün operasyonunu yapıyoruz. Operasyondan sonra İki akşam daha kalmasını öneriyoruz. Çünkü ilk yıkamayı biz yapacağız, pansumanını yapacağız, kontrolünü yapacağız. Bütün o operasyon sonrası gelişebilecek komplikasyonların olmadığını gözledikten sonra yaklaşık 48 saat sonra hastayı geri gönderebiliyoruz. Kabaca yani İstanbul'a gelen bir hasta 3 gün burada kalması lazım. Bilmiyorum, planlama böyle. Evet, böyle olması evet. lazım. Peki Nedim Hocam, sonuçta bu anlattığınız süreç son derece detaylı, başından sonuna bence... bilmeden söylüyorum bunu ama ciddi bir ekip gerektiren bir iş. Bunu tek başına biri yapabilir mi? Yoksa bu ekiple beraber götürülen bir iş midir? Hocam öncelikle bu iş şöyle. Baktığınızda aslında her ne kadar cerrahi bir uygulama olsa da bizim yaptığımız uygulama sanatsal bir faaliyet. Yani hı-hı. şöyle düşünün, bir resim düşünün, bir heykel düşünün, bir sanat eseri düşünün. Bunu 5-6 tane sanatçı yapmaz mı? Bir tane sanatçı hı-hı. yapar. Evet. Düşünün ki bir resim düşünün, onu 2 tane ressam yaptı. İki tane, o artık sanat eseri olmuyor, bozuluyor. Yani düşünün ki Michelangelo'nun yaptığı o tavut heykelini 3-5 kişi yapabilir miydi? Hayır, bir kişi yapar. Bizim yaptığımız işte aslında böyle. Yani evet, bir kişi yapacak, bir kişi düşünecek, bir kişi planlayacak ve operasyonu baştan sona bir kişi yapacak. Ama ona yardım edecek mutlak insanlar olacak. Ben çıkarttığım grafleri dizen, sayan bir kişi olacak. Ya da ben onları cilde yerleştirirken o kanalları birisi önüme koyacak ki ben onları geçeyim. Yanımda 2 tane hemşire olacak ama onlar ya da 2 tane teknisyen olacak ama operasyonun tamamını ben yapacağım. Onlar sadece beni asiste edecekler. Hani biri asiste etmeden bunu yapmak çok zor. Yani bir ameliyat gibi aynı. Ameliyat tamam, zaten hocam. Zaten yani ameliyat değil, ama. Bu ameliyat yani evet. cerrahi bir uygulama. Yani ameliyat evet. demek illa 3 boşluğu açmak değil. Evet. Vücut sağlığıyla ilgili yapılan her türlü cerrahi girişim bir ameliyattır. Ki bu çok riskli bir ameliyat öyle baktığınızda. 8-9 saat süren bir operasyonun komplikasyonları çok ciddi komplikasyonlar olabilir. Genellikle bir şey, algı işin çok daha basit olduğu noktasında belki de biz bunu internetten veya sosyal medyadan bu algıya sahip oluyoruz ama sizin anlattığınız şey baştan sona uzun, meşakkatli, önemli bir cerrahi girişim tabii gibi ki, anlıyorum ben. Tabii ki hocam. Yani bazıları diyor ki hiçbir komplikasyon yok. Demek ki ben şunu algılıyorum, bunu söyleyin. Ya hekim değildir, komplikasyon ne olduğunu bilmiyordur ya da vaka yapmamıştır. Evet. Yani bunun başka bir açıklaması yoktur. Yani cerrahi girişim eşittir mutlak komplikasyon olabilir. Ki zaten hekimlik sanatı dediğimiz şey oluşan komplikasyonları ortadan kaldırabilme yeteneğidir. Eğer o ehliyete sahipseniz onu yapacaksınız. Eğer o ehliyete sahip değilseniz onu yapmayacaksınız. Çünkü bir sürü komplikasyonlar var. En basiti lokal anestezi sırasında bile o verdiğiniz lokal anestezik maddeye bir anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Eğer siz hekimseniz onu hastaya herhangi bir zarar vermeden ortadan kaldırabilirsiniz.
Ama hekim değilseniz ne yapacaksınız? O yüzden komplikasyon varsa cerrahi vardır. Cerrahi varsa komplikasyon vardır. Ben böyle diyorum. Komplikasyonsuz cerrahi yoktur. Mutlak vardır. Ama nedir? O komplikasyonlar. Eğer siz yönetebiliyorsanız o işi yapacaksınız. Yönetemiyorsanız yapmayacaksınız. Yapmayacaksınız. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ederiz. Saç hekimine kısacası hekimin yapması lazım. Baştan sona bu bilgileri aldık sizden. Değerli bilgiler için sağ olun, var olun. Evet, bugünkü misafirimiz Doktor Nedim Ardıççı'dı. Kendisiyle saç hekiminden bahsettik. Çok da keyifli sohbet oldu. 8'e sağlık, kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.